Merhaba arkadaşlar, hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, motifli hırkamızın anlatımını yapacağız. Yapımını daha önceki videolarımda göstermiştim sizlere arkadaşlar. E, çok sorulan sorular hakkında da sizlere kısa e, bir detay vereceğim e, hırkamız hakkında. Geçenki e, videomuzda evet biraz siyah olduğu için çok belirgin olmamıştı arkadaşlar. O videoyu kaldıracağım. Ben size bugün krem renkte hazırladım daha güzel daha anlayışlı olsun daha gösterişli olsun diye. Şimdi başlangıç olarak motifimizin nasıl yapıldığını göstereceğim size arkadaşlar Zaten beden ölçülerinizi Instagram sayfamda çocuklar için ve büyükler için olanına kadar bütün bedenlerin motif sayılarını verdim sizlere. Motif sayılarından sonra da neler yapacağımızı zaten göstereceğim şimdi. Öncelikle motifimizin nasıl yapıldığını göstereceğim. Bir tane motif yapacağım sizler için. Birlikte yapalım bu motifimizi de. Ee, i̇plerim Alize Cotton Gold. Sizler istediğiniz ipleri kullanabilirsiniz tabii ki de. Hırkanızda hangi ipi kullanmak istiyorsanız, hangi renkleri kullanmak istiyorsanız onlar sizin tercihiniz. Alize Cotton Gold'a en uygun olarak da 3 notu. Şimdi arkadaşlar başlangıç olarak 5 tane zincir çekelim bir orta oluşturalım. 1, 2, 3, 4, 5. Yeni yapanlar için de arkadaşlar biraz daha detaylı göstermek istiyorum. Ee, i̇lk başlangıçlarda zorluk çekmesinler. 5 zinciri çekip diğer başlangıç yerimize ipimizi sabitledik sık iğne ile sonra 1 2 3 zincir çektik milüstü alıyoruz yaptığımız kafese yani bu boşluğa bu ipimi de içeriye alarak boşluğa bir trabzan yapıyorum iki defa da çıkartarak milüstümü aldım 1 2 3 tane oldu arkadaşlar zincirle birlikte. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekip mil üstümü alıp aynı boşluğa 3 tane daha trabzan yapacağım. İkili trabzan. Bu örneğimizin ismi de herkes bilir. Hanım dilendi, bey beğendi diyorlar sanırsam. Öyle de bulabilirsiniz. 3 zincir çektim. Milüs alıp Aynı yere 3 trabzan daha yaptım arkadaşlar. Şöyle. 1, 2, 3 zincir çekip aynı yere 3 tane daha yapıyoruz. Ve 1, 2, 3 zincirimizi çekip hemen ilk başlangıç noktasındaki zincirin tam tepesine ipimizi sabitliyoruz. Ve bir zincir çekip bu ipimizi kırıyoruz şu şekilde sonra ipimi nasıl yürüttüğümü göstereyim arkadaşlar ben her seferinde hemen arkasını çevirip bu ipimi ben içerden bu şekilde temizliyorum yani örerken bir daha ördükten sonra uğraşmıyorum hepsini bakın arkalar böyle temiz temiz benim arkadaşlar hepsini Bunlar ters tarafları. Motiflerimin hepsini temizleyerek yapıyorum. Şimdi diğer ipimize geçelim. İstediğiniz herhangi bir rengi. Bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Renkleri nasıl ayarlıyorsunuz diyorlar. İnanın gerçekten doğaçlama yapıyorum. Bakın buradaki renklerim de çok güzel. Bakın hangisi hangisine uygun onun üstüne ne gelir o anki ruh halimle doğaçlama du, e, örüyorum arkadaşlar bakın Aslında bunları yapıp yapıp instagramda sizlere de ilham olsun resmini çekin lazım olur diye de paylaşıyorum sizlerle Çünkü şöyle bir şey var şimdi zeminimiz başka renk olursa, mesela siyah olursa her türlü güzel oluyor. Ama zeminimiz renkli atıyorum, kırmızı mor yaparsanız, tabii ki bu motifimizin kenarı kırmızıyla bitmemeli. Neden derseniz zaten son sırası gözükmez. Hani bunlara falan dikkat etmek lazım. Şimdi arkadaşlar ipimizi ne yapıyoruz? Ben bu şekilde başlıyorum. Ama sizin için... Ee, şöyle zincir çekip de başlayabilirsiniz zorluk olmasın boşluğumuza ipimizi sabitledik bunu ben içeride şimdi kaybedeceğim örerken üstünü öreceğim arkadaşlar 1 2 3 zincir çekip başlangıç olarak mil üstüm alıyorum buraya 3 tane trabzan yapıyorum zincirimle birlikte 3 oldu 1 2, 3 zincir çekip milüste aldım arkadaşlar. 1 2 3 tane daha aynı boşluğa trabzan yapıyorum. Bir zincir çekip diğer taraflarını da aynı şekilde dolduruyoruz arkadaşlar. Trabzan yapıyoruz 3 zincir çektik. 3 tane daha doldurduk. Bu aralarda bir zincir çekiyoruz arkadaşlar. Mil üstümüzü alıyoruz. Ben hep motiflerimin arasında bir zincir çekiyorum. 3 tane trabzan yaptık. 3 tane zincir. Mil üstü alıp aynı yere 3 tane daha trabzan. İkili trabzanlarımız. Bir zincir çekiyoruz. Mil üstü aldık. Diğer boşluğumuza 3 tane trabzan yaptık. Daha sonra 3 zincir çekeceğiz. Mil üstü alıp aynı yere 3 trabzan daha yapıp motifimiz tamamlanıyor. Bir zincir çekip ilk başlangıç yerimizi arkadaşlar tepesine ipimizi sabitleyip bir zincir çekip nasıl sabitlediğimi tekrar göstereyim size arkadaşlar bir zincir çektik tam zincirin tepesine ipimizi çektik böyle bunu yapmıyoruz arkadaşlar çektik ya hemen bunun da içinden kaydıralım ki burada tepeli çirkin oluşmasın sonra bir zincir çekip ipimizi kırdık iyice sabitleyelim şu şekilde sonra arkasını döndürüyorum arkadaşlar bu ipimi temiz kalması için hemen gezdiriyorum bakın kaybettim ipimi orada şu arkası sıradaki ilmeklerin arkasından geçirdik şimdi 4 sıra olacağı için diğer rengime geçiyorum arkadaşlar Diğer rengi de yine istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben aslında ilk başlangıç gibi şu yeşili yaptığımız gibi yapabilirsiniz. Zincir çekip de başlayabilirsiniz. Ben genelde böyle yapıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bakın tekrar tutalım bunu. Bu ilmeğimi tuttum burada. Deliğimden tığımı geçirip ilmeğimi aldım. 1, 2, 3 zincir çektim. Mil aldım. Ve aynı yere 3 tane trabzan yaptım. Bu içeride kaldı bakın arkadaşlar. Şimdi 3 trabzan da bunu kapatacağım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Mil üst alıp aynı boşluğa 3 tane trabzan örüyorum. Bu ipi de içeride gizleyerek üstüne alıyorum ilmekleri. Yani buradakinin aynısı. Şimdi bir zincir çekip mil üstü aldık. Şu boşluğumuzda 3 trabzan yapıp köşeye geçeceğiz. 1 2 3 3 zincir çekip 3 tane ee, trabzan yapıp bir zincir çekiyoruz. Köşemize geldik. Köşeler hep 3 trabzan arkadaşlar. 3 zincir mil üstü alıp tekrar 3 trabzan. Yani köşelerimizi hep bu şekilde yapıyoruz. Bunu isterseniz büyütebilirsiniz de böyle gide gide arkadaşlar. İsterseniz bu şekilde de yapabilirsiniz. Aralar bir zincirli arkadaşlar. 3 tane trabzan 1 2 3 zincir mil üstü alıyoruz. 3 tane tırabzan. 1 tane zincir. Bu aradaki boşluğa 3 tırabzan. 1 mil üstü alıyoruz. Pardon, zincir çekiyoruz. Mil üstümüzü alıp diğer köşemizi de bunları yaptığımız gibi Yaparak devam edelim. Buraya da aynı şekilde üç tane e, trabzanımı yapıp bir zincir çekiyorum ve son geldiğimde e, şu zincir çekmiştik ya arkadaşlar başlangıç. Yani yeşilde nasıl yapıyorsak öyle aslında hemen tepesine ipimizi çıkarttık içinden kaydırarak ilmeğimizin bir zincir çekip ipimizi kopartıyoruz <laughs> bu şekilde ve hemen arkasından ben iplerimi temizliyorum arkadaşlar şu şekilde daha temiz çalışma oluyor bakın hemen arkada kaybettim iplerimizi her bittiğinde de şunu yapmayı unutmayın arkadaşlar bütün motiflerinizde bu bir el ütü, el ütüsüdür daha e, güzel durmasını sağlıyor yaptıkça da anlarsınız zaten ben hemen üstüne tekrar e, gri yapmak istiyorum arkadaşlar ortadaki gibi 4 sıradan oluşuyor zaten modelimiz. 1, 2, 3 rengini yaptık. 4. rengindeyiz. Aynı şekilde ipimi getirdim arkadaşlar. Tığımı içeriden sokup bakın çıkarttım. 1, 2, 3 tane zincir çekip mil üstü alıp trabzanımı yaptım. 3 zincir çekip aynı yere yine 3 tane trabzanı yapıp köşemi oluşturuyorum. Şu şekilde. Bir zincir çekip bu boşluğumuza 3 tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyoruz. Mil alıp diğer boşluğumuza 3 tane trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekip yani alttaki nasıl yapıyorsak arkadaşlar bu şekilde istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Her sıramız aynı oluyor hemen hemen. Sadece bu köşelerden arttığı için bakın buralar fazlalışıyor. Bir sonraki sıraya gitmek isterseniz mesela buraları yaparak artıyor. Yani bu şekilde sona kadar Geliyoruz aynı e, turuncuları, yeşilleri yaptığımız şekilde arkadaşlar. Motiflerimiz bu. Şuraya geldiğimizde ipimizi kopartıyoruz ve motifimizi tamamlamış oluyoruz. Şimdi motiflerimiz arkadaşlar tamamlandıktan sonra e, zaten sayılarını verdim ben sizlere. Tamamlandıktan sonra motiflerinizi yapıp beden için arkadaşlar ee, motiflerimizi sıralıyoruz. Kaç tane lazımsa e, motif sayımıza bakıyorsunuz ona göre zaten bu şekilde şöyle motiflerimizi sıraladık. Şimdi göstereceğim ben size. Sonra bu, bu videodan bir önceki videoda arkadaşlar ip koparmadan nasıl birleştirilir motifler videosu var. Ona bakarak, Kırkamızı bu şekilde birleştirelim. Bu elimdeki 42 beden arkadaşlar. 42 beden zaten yapılışını göstermiştim önceki videolarda. Şimdi böyle bu şekilde yaptıktan sonra bedeninizi ayarladınız, motiflerinizi yaptınız, ip koparmadan 4 sıra ördünüz. Büyükler için söylüyorum. 3, 3 sıra genelde çocuklar için yapıyoruz bu motif sayılarımızda beden aslında şöyle de ölçebilirsiniz arkadaşlar. Ee, benim verdiğim ölçülerde de yapabilirsiniz. Bu şekilde de ölçebilirsiniz. Mesela e, büyükler için yapıyorsanız arkadaşlar şu ilk sırasını motiflerin birleştiriyorsunuz değil mi? Şu ilk sırası birleşiyor ya. Şuradan başlayıp bunu birleştirdiğiniz zaman şöyle ikiye katladığınızda birleştirdiğiniz ilk sıradaki motifi Kalçanızı ölçebilirsiniz. Zaten kalçanızı ölçtükten sonra tam geliyorsa motif sayınız o kadar demektir yani etek ucu. Sonra o motif sayıyı 4 tane 4 sıra uzatarak yukarıya doğru geliyorsunuz. Ee, ölçülerle de yapabilirsiniz tabii ki. Şimdi burada anlat anlatacağım şu. Burası bedenimiz değil mi arkadaşlar? Motiflerinizi hazırladınız. Ve arka Ve önleri ayırmaya geldi. Bakın şura bir ön, şura arka, burası da diğer önü. Nasıl ayarlamışım? Illaki arkadaşlar iki motif veya üç motif gelecek diye bir kayde yok. Çünkü üst taraflar düz olduğu için arkadaşlar. Şu şekilde modelimizi bittikten sonra motif sayımız kaçsa bittikten sonra şu şekilde katladık değil mi arkadaşlar? Biraz da öne payda bırakabilirsiniz. Çünkü oralara biye olacak. Şu şekilde katladığınızda ister 3 motif gelsin, ister 2,5 motif gelsin şu şekilde. Bakın şöyle. Hiç önemli değil. İster çocuklar için de 1,5 de gelebilir. Bu katladığınız zaman şöyle Zaten önleriniz ve arka çıkmış oluyor. Bu önleri hemen alıyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde e, önleri örüyorsunuz. Burada ayrım yapmadan önce şöyle bir motiflerimiz, şeyimiz var, desenimiz var, değil mi arkadaşlar arada? Bunları zaten ben diğer videolarımda hırkanın yapım videosunda anlattım. Size bu videoda e, püf noktaları anlatıyorum birazcık da. Hemen unutmadan arkadaşlar motif sayımız şey ölçümüzü ben bir vereyim sizlere. Herkesin eli değişik olabilir tabii ki. Bakın motifimizin ölçüsü 8 santim. Yani 8 santim verdiğim ölçüler 8 e, santim motife göre. 8 santim motiflerimizin ölçüsü. Şimdi bu arayı da göstermiştim sizlere. Burada önemli olan ne arkadaşlar? Bu arkayı yaparken genelde gelen sorular şu: ee, Biz arkayı örerken düz tarafa geçtiğimizde bollaştı dediler. Evet, bollaşır. Neden derseniz? Arkadaşlar birden e, delikli yerden sık e, örmeye geçerseniz tabii ki örnek salar birazcık. Bunun için ne yapmak lazım? Bu ara deseni bitirdikten sonra bakın ay, ayır, ayrılma yere geldi değil mi? Bu arkayı ayırdığınızda önleri ördünüz. Arkaya geldiğinizde arkadaşlar. Şimdi ilk sıramızı örüyoruz değil mi trabzanla? İlk sıramızı trabzanla örerken ilk sırada şu aralardaki delikler var ya arkadaşlar. Sık iğnemizi yaparken hop bir tane deliği atlayabilirsiniz. Biraz örüyorsunuz. Bakın şurada atlamışım. Bir tane deliği e, atlayabilirsiniz. Biraz örüyorum. Bir tane atlıyorum. O e, gerçekten kaç tane de bir yapacağınızı atıyorum. 6-7 tane. 1-2-3-4-5 tane yapıyorsunuz. Bir tane atlıyorsunuz. 3-4-5 yapıp bir tane atlayın. Yani aralarda bir ilmek şu şekilde atlayabilirsiniz. Bakın. Sonra üstüne e, düz gittiğinizde orası da gözükmeyecek hiçbir şekilde. Onu yapmamızdaki amaç biraz ilmeklerimizi azaltmak ve üst tarafı düzgün bir şekilde çıkartmamız için. Bu tarafta çok problem olmuyor arkadaşlar. Önü şöyle göstereyim ben sizlere. burada çok problem olmuyor deliye delikli olduğu için arkadaşlar bakın bu şekilde düz bir şekilde çıkıyorsunuz burası tamam ama diğer önde de yine deliklerden üst tarafı düz olduğu için buralarda da birkaç tane ilmek atlayabilirsiniz toplaması için yukarıyı sonra arkadaşlar buraları da ördük ee, önler arkalar bunun sayısı bakın büyüklerde şu sayısı 21. 21 sıra gittiğinizde arkadaşlar kol oyuntunuz tamamlanmış olacak. Ben size ölçeyim ne kadar olduğunu. Zaten 21 oluyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ha bu kol şu ağzımızı, kol ağzımızı geniş yapmak isterseniz en fazla 22 yapabilirsiniz. Çünkü diğerleri çok çirkin olur. Şu omuzu diktim ben. Şimdi diğer omuzun dikişini göstereceğim sizlere. Ne kadar dikeceğimizi. Ben 42 bedeninkini mesela şu kadar yakada bırakarak 11 santim yakada bırakılacak şekilde her bedende aynı şekilde yapabilirsiniz. 11 santim bırakıp geriyi dikiyoruz arkadaşlar. Yani şu kol yerimiz bu şekilde olacak. Ben şimdi bu omuzları buraya ayırdım yine bakın. Kol oyuntumuz 21-22 santim dedik büyükler için. Zaten e, sıramızla santimimiz bir oluyor genelde. Neden derseniz zaten bir sıramız 1 santim oluyor arkadaşlar. Şimdi burada ben ipliğimi her zaman bırakırım. Tekrar ip bağlamamak için arkadaşlar dikme ipini birazcık da olsun bırakıyorum. Şimdi iğnemizi takıp omuz dikmeyi göstereceğim sizlere arkadaşlar. Bu omuzumuz düz tarafta olabilir. Tersten de olabilir. Hiç fark etmez. Çünkü bu dikişimiz bakın şöyle tersten de düzden de olabilir. Omuzumuzu birleştireceğiz şimdi değil mi arkadaşlar? Köşeden köşeye gelip şunu sonra keselim sonra ben onu arkadan temizleyeceğim. Ya da şimdi temizleyelim nasıl temizliyoruz kalan iplerimizi? Ters tarafı burası olduğu için arkadaşlar ters de gözükmesin diye bütün ilmeklerin içinden bakın gezdiriyorum. Ben onu daha sonra ince bir şekilde temizleyeceğim. Şimdi köşeye köşeden köşeye geldik arkadaşlar. Pardon, ucudan uca. Şurası kol ağzımız, bura arka, bura ön. Şimdi ilk ilmeğimizin iğnemizi tam ucundan taktık, değil mi? Burada bir kere daha aynı yerden yapalım ki ilmeğimizi başlangıçta pekiştirmiş olalım. Şu şekilde. Şimdi arkadaşlar ön taraftan ilmeğimizi bakın bir ilmek buradan alıyoruz. Şöyle göstereyim. Biraz koyultayım burada arkadaşlar. Evet. Bir ilmeğimizi buradan alıyoruz. Bir ilmeği diğer taraftan arkada yani hiçbir ilmek katlamadan bir ilmek önden, bir ilmek diğer taraftan alarak bir ilmek önden, bir ilmek arkadan bu şekilde hiçbir ilmeği kaçırmadan dikiyoruz arkadaşlar. Omuzlarımızı bu şekilde dikiyoruz. Bakın hiç de belli olmuyor. Şimdi bunu şu yakamızda demiştik ya diğeri gibi 11 santim kalana kadar şöyle bu omuzu dikeceğiz. Düz bir şekilde arkadaşlar. Bir buradan bir diğerinden. 11 santim kalana kadar şuraya kadar mesela dikelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar 11 santim kalana kadar omuzları dikelim dedik. Hemen ölçüyoruz. Tam 11 santim. Bu omuz kaç olmuş? Şu şekilde tutalım. Tam 17 santim. Diğer omuzumuza bakalım. Burası da 17 santim evet. Şimdi bu iğnemizi burada pekiştirdik sonunda. Ters tarafa gelip içeriden birkaç tane ilmeğimizi gezdirerek sabitleyip pekiştirelim arkadaşlar. Bu ipimizi kırdık. Evet yakamız bu şekilde oldu şöyle düz bir şekilde bakın hiç kesme falan yok zaten kollarımızda da yakamızda da arkadaşlar şimdi yapacağımız işlem yeleğimizi bu şekilde pardon hırkamızı hazırladık değil mi önlerde diktik yakamız burası şimdi ne yapacağız e, şapkamız göstereceğim şapka dikimini de sizlere. Şimdi burada arkadaşlar bir e, dediğim gibi öncekinde e, şapka yapı pardon ip koparmadan birleştirme işlemini gösterdim sizlere. Yani büyükler için zaten 1 2 3 4 5 6 motifi 3 sıra yaptığımızda şapkamız tamamlanmış oluyor. Çocuklar için de 5 motif. 1 2 3 4 5 Yine 3 sıra. Bu şekilde olunca arkadaşlar şapkamız bitmiş oluyor. Ben ipi kopartmadan size hemen şapkanın birleşimini göstereceğim. Bu şekilde birleştirdiğiniz motiflerinizi ve sona geldiniz değil mi? Bu sonda arkadaşlar ipinizi kopartmayacaksınız. Şöyle yapalım. İpimizi kopartmıyoruz. Burası ters taraf. Bura düz taraf. Hemen bu parçamızı alıp bu şekilde katladık arkadaşlar. Değil mi? Şimdi burası katlanmış bölümü, bura açık olan bölümü. Katladığımız bölümün şu üst tarafını hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? İpimizi de kopartmadık. 2şer zincirle karşıdan karşıya bakın tam köşeye geldim ilmeksiz birleştirdim iki zincir çektim diğer boşluğa şuraya şöyle de yapabilirsiniz göstermiştim ya hani arkadaşlar şöyle bir iki sonra diğer boşluğa 1 2 zincir çekip şu diğer boşluğa 1 2 zincir çekip ön taraftaki boşluğa yani şu üst tarafımızı bu iki taraf değil arkadaşlar şurası değil şu üst tarafımızı bu şekilde bakın sanki örgüymüş gibi dikiş izi olmasın diye ben bu şekilde birleştiriyorum. Sona kadar gelelim. İki zincirle karşıdan karşıya ilmeksiz şekilde birleştiriyoruz arkadaşlar. Sona kadar. Bakın, bu köşeyi de böyle yaptım yine. Yani her bir deliğine yaparak bu sona kadar gelelim arkadaşlar. Bakın. Sanki normal birleştirmiş gibi olacak. Evet arkadaşlar, sona geldik. Şimdi burada bir zincir çekip şu şekilde tekrar göstereyim sizlere. Bakın. Birleştirdim. İpimi kırdım. Ve bunu içerden kaybedeceğiz ipimizi. Ben onları sonra temizleyeceğim arkadaşlar. Şimdi burası eklediğimiz yer değil mi arkadaşlar? Şurası. Şu taraf eklediğimiz yer ve şöyle açılıyor. Hemen bunu ne yapıyoruz? Şu şekilde yapıp şöyle tutuyoruz. Bakın birleştirdiğimiz yer burası. İster bunu alt tarafa ister üst tarafa gelecek şekilde ayarlayabilirsiniz. İsterseniz böyle de yapabilirsiniz. Şimdi bunu arkadaşlar yakayı omuzu diktiğimiz yer vardı ya. Şimdi şuraya. Bu şapkamızı alıyoruz. Buradan ve diğer önden iki önü tuttuk. İki önü bu şapkamızın uçlarına sabitledik. Şöyle sabitledik. Yani arkadaşlar bu şapkamızın bu sırasını alta gelen yerini buraya dikeceğiz. Öncelikle bu köşeleri tutturun arkadaşlar. Bu yaka kısmını. Bu köşeleri tutturduktan sonra şapka biraz fazla gelebilir. Ee, şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. İğnelersiniz önce biraz yedirebilirsiniz. Boş bolluk da olabilir. Hiç önemli değil. Şapkayı attığınız zaman geriye o bolluk falan, potluk falan hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Bu şekilde şu ön tarafı tabi şapkamızın olduğu yer. Burayı ben şimdi size birazcık dikerken göstereceğim. Şu şapkamızı biraz böyle e, bol dikebilirsiniz. Eğer ki fazla gelebilirse şu yakamıza. O önemli değil arkadaşlar. Dikenin içine yedirerek de dikebilirsiniz. Yeter ki uçlarınız tam gelsin. Uçlar tam geldikten sonra hiçbir sorun olmaz merak etmeyin. Şimdi göstereceğim ben size tam köşeye getirdim şapkamın köşesini önün diğer köşesine getiriyorsunuz arkadaşlar burası hırkamızın e, ters tarafı yani iç tarafı şurası düz tarafı şapkayı getirdik ilk sırasını şu ilk şu alt taraftakini dikeceğiz şimdi arkadaşlar. İpimi sabitledim buraya. Tam köşeden köşeye omuzları nasıl diktiysek arkadaşlar ilmekten ilmeğe. Köşeyi önce bir sabitleyelim. ilmekten ilmeğe dikiyoruz. Şimdi Burada biraz diktikten sonra arkadaşlar bu şapkamız büyük gelebilir demiştim. Biraz içine yedirmek için mesela onu zaten siz toplu iğnelerle bunu e, toplu iğnelerle pekiştirin şöyle bağlayın. Ondan sonra dikim işlemini yedirerek yapın arkadaşlar sona kadar. Evet arkadaşlar sona kadar geldik diktim bakın bu yakaya yedirerek şapkamızı şu şekilde dikmiş oldum bir ucunu. Ve bu ipi sonradan temizleyeceğim ben arkadaşlar. Bakın şapkamız bu şekilde hazır. Şimdi kolu göstereceğim biraz da arkadaşlar. Zaten önler biyeli diğer videolarımda onların yapımını göstermiştim ben sizlere. Şimdi kol artışı nasıl olur demişsiniz bu kol bakın artırarak gidiyoruz kollarımızı. Dilerseniz e, şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu sizin zorunuza gitmiş olabilir. Şurasının e, bakın ölçtüğünüz zaman kaç motif denk geliyorsa şu kolumuz mesela şuraya ölçtüğümüzde ben buraya göre örüyorum. Burayı 21 santim dedik ya bunu ikiye katladığımızda kolumuz tam 21 santim olması lazım buraya denk gelmesi için arkadaşlar bunu unutmayın şurasının da 21 santim veya 22 sıra ördüyseniz 22 santim bitişi katladığınızda olması lazım <laughs> şimdi 3 motiften yapıyoruz değil mi arkadaşlar diğer kolunda göstereceğim şimdi artma 3 tane motifimizi birleştirdim. Bir sıra gittim. Geldim. Sonra arkadaşlar şu başlangıç yerimizde şu delikli olan yerde aynı yere köşe yapar gibi 3 zincir çekiyoruz. Şunu ben bir alayım arkadaşlar. Bir saniye. Şöyle. Burada 3 zincir çektim. Milistimi aldım. Aynı yere Şöyle yaptığım zaman bu artma oldu arkadaşlar. Geleceğim buraya, burada da aynı şekilde. Şu deliğe de aynısını yapacağım. Sonra normal şekilde şu ucu da bağlayayım. Mesela buraya dolduracağım. Sonra buraya gelerek gideceğim. Şimdi göstereceğim. Karşıya kadar gelelim yine. Artma işlemlerimiz bu kadar arkadaşlar. Bu bunu yaptığınız zaman artmış oluyor şu kolda da göstereyim. Bu işlem arkadaşlar. Şöyle de gösterelim. Bu işlemi e, 1, 2, 3, 4, 5 tane yapsanız kolunuza denk geliyor zaten. Bunu kaç sırada bir yapacaksınız? 1, 2, 3, 4, 5 sırada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sırada bir. 5 sırada bir. Bu işlemi 5-6 sırada bir yaparsanız e kolunuz artmış olacak. Şöyle yaptığınızda da artarak gidecek arkadaşlar şu şekilde. Ben şimdi geleceğim şu sona kadar tekrar göstereyim ben size. Evet arkadaşlar sona kadar geldik değil mi? Burada artma işlemimizi yaptık. Şöyle tutayım. Şurada şimdi aynısını bu köşede yapacağız. 3 tane trabzanı yapıp 3 2 zincir veya 3 zincir de çekebilirsiniz. Aynı yere tekrar battım arkadaşlar. 1 2 3 4 zincir dönüşlerde hep yapıyorum. Milüste alıp normal trabzanlarımı doldurarak gideceğim. Bakın. Sonra geleceğim arkadaşlar. Normal bir şekilde <laughs> pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sırada bir şu işlemi yaparsanız şuradaki artmalar gibi yaparsanız kol eviniz yani şuranız gelmiş olacaksınız. Sonra arkadaşlar şöyle ikiye katladığınızda Bakın şuraya ikiye katladığınızda e, bu vücudumuzdaki kol yerimize buranın tam gelmesi lazım. Artırarak gideceksiniz. <laughs> Çok affedersiniz. Şimdi arkadaşlar bittikten sonra da yan tarafını dikiyorsunuz. Aynı gösterdiğim gibi nasıl şapka omuzu diktiysek ilmekten ilmeğe dikiyoruz. Ve diktikten sonra arkadaşlar Buraya kadar geldik. Yukarıda çünkü ilmeğimiz var. Dikerek geliyorsunuz. Buraya kadar geldik. Bu fırfır oluşumu da geldikten sonra yani şuradan başlamıştım ben akşam örmeye. 3 zincir çekip arkadaşlar her bir deliğe 3 tane trabzan yapıyoruz. Yani bakın şurası bir delik değil mi arkadaşlar? Bir ilmek. Buraya 3 tane trabzan örersek Tekrar diğer tarafa bir. Bu boşluklara daha çok doldurabilirsiniz arkadaşlar. Ama şu ilmeklerin üstüne gelince de üçer tane doldurduğunuz zaman fırfır şeklini alacak. Bakın bir ilmek. Bir, iki, üç. Aynı yeri üç defa doldurdum. Biraz uzun çekerseniz daha güzel duracak. Yani trabzanlarımızı yaparsak bu şekilde bir deliğe üç Tane trabzan yaparsanız fır fırınızda oluşmuş olur. Yani sıkı sıkı yap, örmüş oluyoruz arkadaşlar. <laughs> Umarım güzel zevkli bir anlatım olmuştur. Yine de sorularınız olursa arkadaşlar e, insanız hepimizde bir hata yapabiliriz. Dilim döndüğünce sizlere anlatmaya çalıştım. Eğer yine takıldığınız yerler varsa e, yorumlarda alıp size e, mümkün olduğunca elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Hırkamızın yapımı bu şekilde. Diğer videolarıma da bakarak e, onlardan da faydalanabilirsiniz. E, eğer ki beğeni tuşuna basıp abone olursanız da çok sevinirim. Hepinize teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.